Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 400 abone özel bir video çekmemiştim biliyorsunuz ki. Fakat şimdi 500 aboneye yaklaştık. Fakat ben 400 abone özel bir video çekmedim. Bari şöyle bir video çekelim. Zaten özel bir video çekmemize gerek yok. Zaten video atıyoruz. Bu özel bir şeydir zaten video çekmek. Neyse 400 abone olmamız yolunda Derviş Yusuf oyun da olsun ve MD Futbol olsun, Mert Bey olsun teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer yoruma gelenlere de yine teşekkürlerimi sunuyorum. Uras ve Roblox oyunları olsun, diğer YouTube kanalları olsun. Yani diğer Azerbaycan'dan takipçilerim olsun. Herkese selam olsun. Neyse lafı çok uzattım. Artık videonun konusunu söyleyeyim. Hashtag Kayaç ve hashtag Kaya yapar bu videoda 400 abone özel buluşturuyoruz. Bu videonun hashtag Kayaç olan kısmı aslında çok özel bir şey değil. Hashtag Kayaç'la yani çok neyse fazla şey yapmayayım, boş konuşmayayım. Yine bir özel bir şey daha söyleyeceğim. 400 abone özel yine. On hesabımla olmadığım beni takip eden takipçilerime yine olacağım. Bu videonun altına gelen herkese bu biliyorsunuz ki 200 abone özel 200'üm vardı ve 200 abone özel bir video çekmiştim ve onda demiştim ki bu videonun altına gelen herkese abone olacağım demiştim ve olmuştum da o zamanlarda yani ne zaman olduysam. Ondan sonra gelenler olmuş olabilir bilmiyorum. Onlar olamamış olabiliriz ama bu videonun altına gelirseniz eğer ki şey yani takip eden herkese eğer ki on hesabımla olduysam da diğer yani bu videoyu özel yapan da biraz bu zaten. Videoyu yani ilk öncelikle bir sonuna kadar dinleyin, sonuna kadar izleyin. Zaten çok uzun bir video olmaz inşallah. Bu videoyu özel yapan hashtag Kayaç ve hashtag Kaya yapar, hashtag Kaya yapar yorumlarınızı aşağıya alayım ya artık. Ben en çok sevdiğim, yapmak istediğim videolardan bir tanesidir yine hashtag Kaya yapar ve sizlerin de sevdiğini düşünerekten yapıyorum zaten bu işi. Aksine YouTube'dan nefret ediyorum ama video çekmeyi sevdiğim için çekiyorum. Bu başka bir platform olsaydı hızlı ve aktif yani diğerler YouTube kadar kullanılan bir program olmuş olsaydı ondan yapardım. Ondan video çekmeye devam ederdim. Neyse lafı fazla uzattık. Duygularımı aktarmış oldum. 500 abone özelde yine Çarkı Felek'in ikinci bölümünü atacağım. Ondan sonra Çarkı Felek videosunda bu videoya 30 like falan gelirse diye bir şey demiştim. Bir gün geçirme, Çarkı Felek bir günümü yönetiyor gibisinden bir video yayınlayacağım demiştim. Onu da yaparız inşallah Allah'ın izniyle. Hashtag Kaya yapar içinse de geçenki kanalda yani diğer kanalımda güzel yorum almadım. Ben de o sebepten dolayı güzel yorum alamamaktan ziyade şöyle diyeyim. Benim yapabileceğim tarzda bir yorumlar yazın. Yapamayacağım tarzda yazmayın. Evet konumuz şu. 10 abone kazanmak istiyor musun hemşerim? Olmadıysan eğer ki bir tane güzel hashtag Kaya yapar yorumu bırak. Bırakmasan da güzel bir yorum bırak. Ben 10 aboneyle dönüş yaparım. Sonrasında beni takip eden diğer sevenlerime de olmadığım hesaplarım varsa onlardan da olmaya çalışırım. Onu belirteyim. Her neyse artık hashtag Kaya ve hashtag Kaya yapar başlasın mı? Başlasın. Sonuna kadar izleyin. Evet bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Şu elimde görmüş olduğunuz A101'in muhteşem, çok güzel tadında çıtır çıtır çatır çıtır eden ve sağlıklı çikolata. Ya bakın şimdi çikolatanın sağlıklısı var, zararlısı var ama sağlıklısı çok nadirdir. Yani bulamayacağınız derece çok nadirdir ve A101'in görmüş olduğunuz gibi reklam yapıyorum. Telif almam inşallah. En sevdiğim çikolata tabii ki. Herhalde telif atmazsınız. Reklam olarak bir köşeye eklersiniz değil mi? Evet görmüş olduğunuz gibi. Neyse lafı fazla uzatmayacağım. Elimde görmüş olduğunuz çikolatalar biri bitleri. Birisi de ne mi? Ne mi? Birisi neydi ya? Birisi de sütlü çikolata fındık kaplamalı gofret. Birisi de bitter çikolata kaplama. Her neyse. Şimdi bu ikisini karşılaştıracağız. Hashtag Kaya niyetinde bir de hashtag Kaya yapar iki çikolatayı bir arada yemiş olacağız.
Tabii ki üst üste çikolata yemeyin, onu söyleyeyim. Çünkü biraz şekerli oluyor falan, yani çok yemek zararlı. Çok sağlıklı bir şey olmuş olsa da. Her neyse, artık başlayalım. Ben bu arada çok sağlıklı da demiyorum. Çok az sağlıklı da demiyorum. Yani demiş olduğum gibi zararlı da demiyorum. Biraz sağlıklı olan yanları var çünkü içeriklerine bakıyorum ben. Diğer şey çikolatalarda mesela bunun gibi güzel ve sağlıklı değildir. O zaman tadını çıkararak yiyelim. Böyle. Evet. Sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Bitter mi daha çok mutluluk verir? Biliyorsunuz çikolata mutluluk verir insana. Ama güzel çikolata insana mutluluk verir. Kötü değil. X-Roll'den bahsediyorum yani, anladınız? A101'den alabilirsiniz. Aman ondan sonra bakıyormuşum A101'de X-Roll kalmamış. Neyse. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bitter daha güzel. Yani biraz daha şekerlidir. Sütlü çikolata fındık kaplama ama Bitter'in biraz daha mutluluk vereceği yönündeyim. Bilmiyorum. Fark etmez aslında ya. İkisi de fark etmez. İkisi de aynı derecede mutluluk verir. Ben şahsen bu çikolatayı yediğimde biraz daha mutlu olmuş oluyorum. O yüzden denemelisiniz. Hadi bakalım. O zaman 2x hızını alıyoruz. Tadı muhteşemdi. Esrarengiz güzel güzellikte var ya. Neyse, diğer çikolataya devam edelim. Çok fark yok ya. X-Roll ilk çıktığı zamanlarda, burayı biraz daha yavaş versiyon olabilir mi? X-Roll ilk çıktığı zamanlarda daha güzeldi, onu söyleyeyim. Ben bu çikolatayı 1 yıldır yiyorum, 1 yıl. Bilmiyorum tam 1 yıl oldu mu ama 1 yıla yaklaşık olur yani. Zaten çıkışı da 1 yıl falandır, bilmiyorum. İlk çıktığı zamanlarda gerçekten daha güzeldi. Sonradan paket, yani şunu söyleyeyim, en çok paket yenileyen çikolata da yine benim bildiğim kadarıyla X-Roll'dür. İlker çikolatalı gofrete bakarsanız mesela, İlker çikolatalı gofrette kaç yıldır paketin aynı olduğunu görürsünüz. Paket yenileme olay nedir orasını bilmiyorum. İyi bir şey midir, kötü bir şey midir bilmiyorum yani. Kötü değildir ama iyi de değil midir, iyi midir bilmiyorum. Allah bilir. İkisini bir anda ısırın. Çatır çutur. Şöyle bakın. Ben bunu video içinde yapar mıyım? Yapmam. İkisini bir arada yemem. İkisinin arasında tat farkı şu mu? X-Roll bitlerde fazla bitlere kaçmamış yeni versiyonda. Eski versiyonda daha bir şeydi. Desenize işte ya. Desenize. Daha bir bitlerdi. Ama paket yenileme sürecinde tatlarda da farklılık oluyor. Bilmiyorum, bence ilk baştaki paket de daha güzeldi. Bakacağız, bozmazlar inşallah ya. Bir de bir tane daha çikolatası var. X-Roll 4 kat. Onu da kahve yerken denemenizi öneririm. Kahve yerken diyorum ya. Kahve içerken. Kahve içerken 4 kat güzel gider. Fakat onun şekeri biraz fazla olduğu için atıştırmalık olarak yemeyin derim. Onu söyleyeyim. Evet, A101'in ünlü çikolatası X-Roll'de tanıtmış olduk bu şekilde. Biliyorsunuz beni ta önceden kapanan kanaldan bile tanıyanlarınız bilir. X-Roll reklamını ara sıra vloglarımda da alıyordum. A101'e gidiyordum, alıyordum falan. Giriyordum, alıyordum, yiyordum, çatır çutur. Öyle. Hey güdü günler, hey!
ben böyle hakiki bitter alacağım diyorsanız önerir miyim, önermez miyim tartışılır. Bitterliği fazla yok yani, onu söyleyeyim. Böyle şekeri falan yerinde, demiş olduğum gibi. Şu ikisiyle yani bitterle şunun arasında fazla bir fark yok, onu söyleyeyim tat açısından. Birinin şekeri biraz daha az basarken birinin şekeri azıcık daha fazla basıyor. Öyle söyleyeyim yani, ikisi dengeye oturtmuşlar. İkisinin arasında fazla bir tat farkı yok. Ben de bunu da ben bir gurme olarak söyleyeyim yani. Neyse. 400 200 3. yüz. 3. yüz neymiş? Sütlü çikolata. Bu da 4. yüz. Yok böyle olmadı. Aslında 400 şöyle olacaktı. O böyle de olmuyor aga ya. 200 işte. Neyse şarjım azalıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla, daha yeni, daha güzel. Yes! Yeni video istiyorsanız da, X-Roll'le olan videolarımı istiyorsanız da videoya like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve aşağı yorumlarda belirtmeyi ve sağ üst köşede çıkan işte videoları tıklamayı ve şurada çıkan videolara bakıp ve şuradan da abone olup neyse çok uzattım. Bye bye. Hoşçakalın. Esen kalın.